Sayın seyirciler, icraya çıkmış mallar yapılan bir açık arttırma yoluyla satışa sunuluyor. Daha ucuza ve daha hesaplı malların alınabileceği bu açık arttırmada oturma grubu, beyaz eşya, araba, hatta ev bile satılıyor. Buyurun izleyelim efendim. Oh, çok güzel ya Selami'cim. Yeni evin hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Zühtü'cüm, çok teşekkür ederim. Gel, sana hemen evi gezdireyim, hem de yeni aldığım eşyaları bir gör. Gezdir bakalım, neler var neler yok çok merak ediyorum. Bak, burası mutfak. Bunu da yeni aldım. Yeni bulaşık makinem. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız? Allah razı olsun vallahi, iyiyiz. Kolay gelsin. Bak, bu da yeni çamaşır makinem. Bunu da yeni aldım. Kolay gelsin hemşerim. Biz rahatsız etmeseydik ya. Sağ olun abicim. Siz keyfinize bakın. Benim için sorun yok. Efendim buyurun. Yemeğiniz hazır. Afiyet olsun. Teşekkür ederim canım benim. Selami'cim peki bu adam neci? O da mutfak robotu. Mutfak robotu mu? Hay Allah maşallah ya. Evde yok yok vallahi. Tabi canım evi yeni baştan düzdüm. Ama böyle çok ucuza geldi biliyor musun? Anladım ama nasıl oldu tam anlayamadım aslında. Yani bu kadar adam ne iş? Ya şimdi ben bunların hepsini icradan aldım biliyor musun? Bu adamların alayı borçları yüzünden icralık olmuş. Elde ne var ne yok hepsi satılmış. Ama borç gene de bitmemiş. Düşün artık sen ötesini yani. Ha, vay anasını be. Biraz da radyo dinleyelim mi? Olur dinleyelim. Gel evladım gel. Bugün haberlerde neler var? Mecliste yine gerginlik yine kavga. Trafik terörü gene can aldı. Doğalgaza zam kapıda. İşsizlik düşüyor mu? Gelişmeler az sonra. Vay be, radyo da güzelmiş ha. Hay Allah ya. Büyük rahatlık canım, ne diyorsun ya? Sayın seyirciler, cumartesi günleri mecliste halk günü var. İsteyen vatandaşlar cumartesi günleri rehberler eşliğinde meclisi ziyaret edebilecekler. Buyurun izleyelim efendim. Evet, işte geldik. Koridorun tam bu noktası, farklı partilerden vekillerin karşılaştıklarında birbirlerine son kez selam verdikleri nokta. Sene 2005. Peki bu duvardaki çatlak ne? He, o mu? Kayseri milletvekili Sabahattin Bey'in kafa attığı sırada rakibinin eğilmesi üzere kafayı duvara koymasının izi o. Ya. Evet, işte bu oda da anayasanın yapılamadığı oda. Burada gördüğünüz sayın milletvekillerimiz 1,5 senedir bir anayasayı yapamadılar. Peki hani bugün meclis tatildi? Tatil ama anayasa komisyonu masadan kalkan kaybeder sistemiyle çalıştığı için 7 gün 24 saat buradalar. Rehber bey bunlar şimdi sahiden vekil mi yoksa bal mumundan heykel mi? Vekil bakın dokunabilirsiniz. Dokunayım. Allah'ım! Ay. Evet, işte burası da meşhur genel kurul. Saygısız! Kapa lan çeneni! Namertsin, namert! Atır ulan yerine! İhanete imza attınız, ihanete! Ya bu sesler ne ya? Dünkü oturumda çıkan kavganın yankısı hala devam ediyor. Burası böyle kubbeli olduğu için devamlı yankı yapar. Atır ulan yerine! Sayın Başkan! Söz istiyorum! Söz istiyorum, söz! Konuşma lan! Ya rehber bey, ya korku filmi gibi ya. Buradan gidelim en iyisiniz. Bence de gidelim. Kapa lan çeneni! Sayın seyirciler, kadına yönelik şiddet resmi rakamlara göre son 7 yılda %1400 arttı. Kadınlar en çok eşleri tarafından ev içi şiddete maruz bırakılıyor. Yani kabus evet dedikten sonra başlıyor efendim. Buyurun izleyelim. Evet, hoş geldiniz gelin hanım, hoş geldiniz damat bey. Hoş bulduk efendim. Şahitler yerini aldı mı? Aldık efendim. O zaman nikah törenimize başlayabiliriz. Sevgili davetliler, bugün burada dişe diş kana kan, vur vur inlesin, konu komşu dinlesin dedirtecek bir yuvanın ilk adımlarını atmak için bulunuyoruz. Sol köşede 85 kiloda Ayı Boğan Sabri lakaplı damat adayımız, sağ köşede ise büyük bir cesaret örneği gösteren 50 kiloda gıkı çıkmaz Hayri'ye oturuyor. Doğru mudur? Doğrudur efendim. Evet, belediyemize evlenme isteğinizi bildirdiniz. Belediyemiz de bu müracaatı değerlendirdi ve gelin hanımın damat beyden dayak yemesinde hukuki bir engel olmadığına karar verdi. Bu durumda soruyorum, Ayı Boğan Sabri bu hanımefendiyi eşin olarak kabul ediyor musun? Ediyorum. Hanımefendi siz? Evet. Tamam ama bir de kadınlık antını oku bakayım. Tamam. Kadınım, çalışkanım, dayanıklıyım. Vazifem günde 3 posta çamaşır bulaşık yıkamak, ev işi yapmak ve kocamdan dayak yemektir. Dayaktan şikayet etmeyeceğime dair ant içerim. Madem öyle ben de sizi döven ve dövülen ilan ediyorum. Buyurun karnınıza ilk fiskeyi atabilirsiniz. Heh.
Sen benim namusumsun manasında alnına ilk yumruğu koyuyorum Hayriye. Hazır ol. Tamam, hazırım. Allah, uçtu gitti kadın ya. Neyse, haydi hayırlı uğurlu olsun. Bir yastıkta dövüşün inşallah. Sağ olun efendim, sağ olun. Sayın seyirciler, siyasetin duayen isimlerinden Hidayet Ramp'a dün akşam evinde aile arasında küçük bir parti verdi. Bakın neden. Hep beraber izliyoruz efendim. Ya baba, söylemeyecek misin niye topladın bizi eve? Sabredin söyleyeceğim. Saat tam 21.00'da şu karşınızdaki ekranda göreceksiniz sizi niye davet ettiğimi. Ay Hidayet, 9'da ne var? Haberler mi var? Genel başkan madalya mı taktı sana? Ne oluyor? Çatlatma adamı. Baba yoksa bakan mı oluyorsun ha? Bakan mı oluyorsun? Ya sabredin. 2 dakika kaldı şurada saat 9'a. Aç bakayım şu haber kanalını Ulviyeciğim. Ya baba ömürsün vallahi ya. Bir ipucu ver bari. Hadi madem bu kadar merak ettiniz, küçük bir ipucu vereyim. Biliyorsunuz bugün yarım ekmeğe siyaset programı var. Ve bu akşam yeni jeneriğiyle yayınlanacak ya. Başlıyor program Hidayet, başlıyor. Söyledin. Nasıl ama? Ha? Aa, Hidayet, bu jenerikteki sen misin? Baba, bu 10 gün önceki kavga değil mi ya? Rakip vekil Ömer Bey'i patakladın. Ta kendisi işte bak. Nasıl ama? İşte hepinizi bu yüzden topladım buraya. Var ya, Ömer Bey'e attığım yumrukları televizyoncular tam jeneriklik yumruk diye almışlar, baş köşede jeneriğe koymuşlar. Yani... Babanız ünlü oldu. Anlatabiliyor muyum canım benim? Hay başına jenerik düşsün Hidayet. Ben de bir şey sandıydım. Yürü git lan. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın yine en sıcak ve çarpıcı gündem gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Hepinizin iyi bir hafta geçirmesini temenni ediyor. Şimdi ise Türkiye'nin en çok izlenen haber bülteni Kanal D ana haberle sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Hepinize iyi akşamlar.